Firuz'la ilgili ne biliyorsak sana anlattık. Ceyhun bakalım sende ne var? Vallahi abi, Firuz bütün gücünü kendisini koruyan ve besleyen üstlerinden alıyor. Elimizde de bir karas var. Olsun. Onun da karası varsa biz de Flash Royale çıkartırız. Tamam, şebeke 4 kişilik. Bir tane iş adamı, bir tane müsteşar, bir emekli albay, bir de gazeteci. Klasik. Yani bunları eğer yerinden indirirsek Firuz'u koruyamazlar. Yani paket edeceğiz diyorum Firuz'u. Şimdi Kando... Kan doğrayamaz kimse planlarımıza. Doğrayamaz abi. Bir şey yok kardeşim. Yok abi. Evimiz yok. Tamam, nedir yani şimdi sizin bu çalışma planınız? Hangisinden başlayacağız? Onu seçmemiz gerekiyor tabii. Bak bir de sorularımı şöyle soruyoruz Ceyhun'cum. Babacığım, plan nedir? Ne yapıyoruz? De bakalım hani. Baba de... Şey... Kandemir abi, plan nedir? Ne yapıyoruz? Çok basit. Plan nedir, ne yapıyoruz? Plan nedir, ne yapıyoruz? İş adamı. Önce finansörü kaybetsin, pezevenk. Tamam, anlaştık. O zaman Yorup Finans'ın CEO'su Adem Simit. Tamam, o bende. Ben araştırayım onu. Mahalle arası film lokantası ve Homeland kafası. Vallahi renk kattın ha şeyimize, suç dünyamızı Ceyhun. Hoş geldin güzel kardeşim. Gülme oğlum şunun esprilerine. Sonradan şımarıyor, goncuklanıyor kendi kendine. Kardeşim. Hoş geldin aramıza. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, bakalım pek böyle polisiye benzemiyor ama artık bakalım başta. Ceyhun, Firuz'u bitirirken ne yapıyoruz? Daha çok eğleneceğiz. Ben de kıza geldim. Oh, bir kahvenin 40 yıl hatır var derler. Bana da bir ara 40 yıl kesmişlerdi ceza. Mahpus. Keşke bu kahveyi size o zaman ısmarlasaydım. Ahmet Bey, yanlış anlaşılma için tekrar özür dilerim. Haddini aşan o arkadaşla ilgili gereken işlemi yaptık. Ha, duydum. Ceyhun'u görevden almışsınız. Ya benim de sizden bir ricam olacak ama. Buyurun efendim, elimizden ne gelirse. Ya ne iştahlısın sen de ya. Hemen insanoğlu böyle zaten. Dışı katı, cibilliyeti cıvık. Teşbih tahta almaca. Hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır manasında. Öyle. Ver gazı, böyle hemen bir iştahlansın. Hemen gider atomu parçalar. Yok, ben senden atomu parçala falan demeyeceğim de. Şu bizim nevizadeleri. Bir al sana ya. Nevizadeler? Ceyhun'un nişanlısının ailesi. Tam Samet. Gerçi bende şey vardı, onların bir filmleri vardı. Full HD, son sistem bir filmleri vardı. Suç videoları. Çalmış adiler. Delil olmadan bir şey yapamam ama araştırmaya çalışacağım hemen. Sen al. Delil arkadan gelir. Hemen araştırıyorum. Şimdilik bana müsaade. Müsaade senin müdürüm, sağ ol. Rica ederim, sağ ol. Afiyet olsun. Haydi bakalım. Adem Simit. Efendim Adem abiciğim. Adem Simit. Eski hortumcu bankacılardan. 90'ların o bütün medyatik aşklarını hatırlarsınız. Televolelere falan çıkıyordu. Ama şimdi şirketini kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi. Yani o eski alemleri geride bırakmış. Nasıl bir kadın düşkünü olduğunu eski manken sevgilisi yazdığı kitapta anlatmış. Skor çok fena. Ayaklı bereket tanrısı heykeli. Ay ben bunu bildim ya. Onun bir tane manken sevgilisi vardı. Böyle albüm yapmıştı. Hüsnü almaydı neydi? Aa tamam, ben de bildim bunu ya. Pazar eklerine soyunuyordu bu cıbıl cıbıl ya. İnternet yokken ne malzeme yapıyorduk bunu ya. Belli ki Firuz'a finans dünyası ile ilgili işleri Adem paslıyor. Firuz'u kara para aklamak isteyenlerle buluşturuyor. Yani kendilerince bir lobi oluşturmuş. Yani o zaman itibarını sıfıra düşürüp o lobiden atılmasını sağlamamız lazım. Adam madem karı kıza düşkün, biz de bel altından vuracağız. Gizli kameracılık. Şantaj montaj dünyası mı? Aynen. Asistanın Outlook'unu patlattım. Adem'in iş çıkışı böyle web sitesi için bir fotoğraf çekimi var. Yeri falan her şey belli elimizde yani. Güzel. Ferdi Carlos, siz fotoğrafçıların yerine geçiyorsunuz. Tuncer Bahav, siz de herifleri içeri sokmuyorsunuz. Tamam abi. Biz modellik yapalım mı? Yok. Herif madem sapık, hiç bacılarımızı karıştırmayalım bu işe. Zaten gerçek kayıt lazım, gerçek makyaj. O zaman babacığım,
bizim böyle erik gibi kütür kütür bir yenge bulmamız lazım. Ay lüzumsuz, lüzumsuzsun. Vallahi sizin toplantılar eğlenceliymiş abi. Yani biz sizi yakalarken çok sıkılıyoruz genelde. E ne yapacaksın? Sen 657'ye tabi adamsın. Nasıl eğleneceksin? Hayatım, zaten 11 yıldır eğlenen tek ekip Rıza Baba ve ekibi, başka yok. Ceyhuncum sen de ben de minibüsten operasyonu idare ederiz ha. Abi acaba hani ben de sahada böyle... Ay 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 ay. Bak 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 bak. Yedek kulübesinde oturmam diyen yıldız futbolcu tripleri bu. Tamam, madem sen istedin. İlk işin balkonculuk. Oo. Toplantı bitmiştir. Herkes yerine bakalım. Abi balkonculuk ne? Bilmiyor mu? Şöyle gözün var, gözün. Hadi hadi kalk. Slow seyit abi, tamam. Annem hiç aramıyor. Neredesin sen? Karakoldayım anne. Çok çalışıyorum falan. Ha, karakolda mısın? Annem çok yakındım. Ben karakolu yemek getireyim mi? Gelme anne. Yok. Sen buraya gelme. Allah Allah. Ne bağırıyorsun Ceyhun ya? Bu kadar mı bıktın annenden? Hayır. Bıktığına değil dedim yani. Çalışıyorum falan o yüzden. Hadi kapattım. Bak Ceyhun. Allah Allah. Şervan Hanım. Aa, Muhtar Bey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Yoğunuz efendim. Seçimlere start verdik. Malum harıl harıl çalışıyoruz. Bu arada size çok iyi bir iş teklifi var. İş mi? Ne iş ayol? Evinize reyting cihazı, aleti takmak istiyorlar. Ne dersiniz? Cihaz mı takacaklar? Bonjour madame. Kadınlık dersleri chapter 3. French kiss. Je m'appelle Nurettin ablam. Très bien. Yani şey demek istiyor ablalarım. Fransız usulü öpücük. Her millet kendine göre farklı öpüşür. Nasıl her yiğit bir yoğurt yiyişi varsa, her milletin de birbirine farklı yiyişi vardır. French kiss de birinci kural dildir. Mesela şeyden aklınıza gelsin ablam. Kurtlar Vadisi 67. bölümde Memati Beyefendi'nin bir lafı var. Dil yarası bıçak kadar keskin olabilir ama Ortadoğu karışacak. Mesela yani değil mi, oradan akıllarına gelsin ablam? Evet. Şimdi dillerinizi çıkartın göreyim onları. Çıkarsın. Evet. Fatma ablam sok o dilini içeri ya. Vallahi soğan yemişsin. Her yer dükkanda soğan koktu. Şimdi dillerinizi yerine sokun. Attansiyon hanımlar. Dil dile değmeyince dil öğrenilmez. Aşk hiç öğrenilmez. Bu öpüşme şekli bademci ameliyatına benzer. Şimdi herkes karşısında bir erkek hayal etsin. Ablam, ben de hayal edebilir miyim? No, no saç. Sen öğrenci değilsin. Düşünme. Şimdi gözlerinizi kapatın. Frenchleyin onu. Kiss him. Kiss him. Gel buraya Kandil. Kandiyi düşünmeyin tabii ki. Enişteyi düşün. Yiyin onu, yiyin onu. Frenchleyin. Herkes hayaliyle öpüşsün. Ablam, vallahi tövbe estağfurullah. Yani daha yeni abdest aldıydım ablam. Ayağımı mis giyiyorum. Vallahi mis de olmasa ayaklarımı tekrar yıkamak zorunda kalacağım ablam. Frenchleyin. Kandemir abi. Kandemir abi. Adem geldi. Tamam, sen arkadaşlarını ayarladın mı müdahale için? Tamam abi, ihbar geçtim ben, geliyorum. Anlaşıldı. Ferdi, sizde durum ne abicim? Abi fotoğrafçılar geliyor. Bu Adana Tuncer hazır mı? Kontrol ediyorum. Baho, baho ne yaptınız? Yeşil, yeşil. Doğayı çok seviyoruz. Allah Allah, eylem var burada herhalde. Ne iş? Gel bir kaç kare çekelim de sesleri duysun. Doğayı koruruz. Arkadaşlar merhaba. İyi dinleyişler. Konu ne? Konu yeşilliği korumak üzerine yani. Ağaç katliam falan mı var? Yok, o genel olarak hani yeşilliği koruyalım diye. Fotosentez hakkımızı kimse alamaz bizden. Doğayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta,
İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?